zaten şimdi bunu kullanıyor deyince. Rakam gördük. Misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün büyük bir konvoyla Suriye halkının yanına tekrar gidiyoruz. 800 tonluk bir un 33 tırla beraber yola çıkıyor. Programımızda Bülent Bey, Bülent Yıldırım Bey, İHA Vakfı Başkanı konuşacaklar. Arkasından bu çalışmayı birlikte yürüttüğümüz Katar RAF Kurumu'nun yetkilisi Muhammed Salah Bey konuşacaklar. En sonda İstanbul İl Müftümüz inşallah dua ederek konuşmayı, programımızı bitirecekler. Ben Bülent Bey'e mikrofonu veriyorum. Değerli basın mensupları, çok uzun yıllardır bu çalışmaları yapıyoruz. Çoğunuzla da böyle basın toplantılarında bir araya geliyoruz. Şu anda ne yazık ki yaşadığımız katliamların en yoğunluğunu Suriye'de görmüş olduk. İnsanlığın artık söz söyleyecek bir şey kalmadığı yer. Biz yardım kuruluşları bir bölgeyi tahlil ederken ihtiyaç listesine göre o bölgedeki durumu tespit ederiz. Eğer konserve istiyorlarsa deriz ki daha henüz burada açlık sınırı yok. Ama temel gıda maddelerini isterlerse un gibi, o zaman diyoruz ki artık burada bombaların yanında insanlar açlıktan da ölmek üzere. Şu anda Suriye'de insanlar ölüyor, üşüyor ve aç kalıyor. Çocuklarını koruyamıyorlar. Bombalardan kaçan insanları Suriye'nin içerisinde karşıladığımızda ayakları çıplak çocuklarla buluşuyoruz. Şu anda ayakkabılarınızı çıkarın, fazla değil bir dakika yürüyün. Ve bunu 3 yaşında, 4 yaşında çocukların yaptığını da hissedin. Böyle bir ortamda bizler başlatılan Bir Ekmek Bir Battaniye kampanyası çerçevesinde tüm gücümüzle yardım etme gayreti içerisindeyiz. Ben buradan bütün halkımıza sesleniyorum. Suriye meselesine nasıl bakarsanız bakın, İdeolojik yaklaşımınız farklı olabilir. Suriye'de muhalefetin yanında veya Esad'ın yanında olabilirsiniz. Ama 2 yıldır Suriye'de konuşulmayan insani durum söz konusu. Hep siyasi olarak konuştuk. Sınırımızda, çok yakınımızda insanlar ölürken ideolojik yaklaşımı ne türlü olursa olsun herkesin yardım etme görevi vardır. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. İsraf etmeden herkes bu halka yardım etsin. Bu çerçevede yaptığımız yardımları uluslararası anlamda genişletmek için gayret gösterdik. Ve şu anda şu 33 tane tırı, yani içinde un olan bu tırları Katarlı RAF kuruluşuyla beraber yapıyoruz. Katar'dan birçok kuruluş bizimle çalışıyor. Sadece Katar'dan değil, dünyanın dört bir yanından, en fakirinden en zenginine kadar insanlar gayret içerisinde. Biz hedefimiz 1000 tır oraya götürmekti. Bunun zannediyorum şu ana kadar
yüze yakınını tamamladık. İnşallah diğerlerini de tamamlayacağız. Bütün yardım kuruluşlarıyla beraber oraya giden bu yardımlar bütün insanlığın Suriye'deki halka yapmış olduğu destek olacak. Size de çok teşekkür ediyorum medya kuruluşlarına. 20 yıldır doğrusu hangi kampanyayı gerçekleştirdiysek en az bizim kadar gayret ettiniz. Çalıştınız, duyurdunuz. Bundan bir hayır vardır mutlaka, bir sevap vardır. Yaptığımız bütün bu çalışmaların ortağı aslında biraz da sizlersiniz. Şimdi konuşmak üzere mikrofonu Katarlı misafirimize veriyorum. Sağ olasınız. Tabii müessese Şeyh Thani bin Abdullah للخدمات الإنسانية راف من بداية الأزمة التي يتعرض لها الشعب السوري وطلقت لدينا في داخل قطر حملة اسميناها بحملة شامونا تنادي. Bizler RAF kuruluşu olarak Suriyeli kardeşlerimizin yardım çağrısına cevap verdik ve yapmış olduğumuz kampanyanın adını da Şam bizi çağırıyor şeklinde koyduk. طبعاً تم شحذ همم جميع إدارات ومؤسسة وجميع الإدارات والوحدات التابعة للمؤسسة لخدمة هذه الحملة ولمساعدة الحملة في جمع التبرعات لإخواننا السوريين ولتوفير حاجاتهم داخل سوريا وخارجها. Suriye'nin içerisinden gelen bu yardım çağrısı sonrasında kurumumuzun baştan sonra bütün idarecileri, bütün çalışanları Suriye'ye yardım toplama ve bunları gönderme konusunda seferber oldular. عمل المؤسسة وكذلك جميع مؤسسات العاملة في داخل قطر كان يتجه إلى داخل سوريا وخارج سوريا وفي الدول المحيطة بسوريا كتركيا والأردن ولبنان. Bizim kuruluşumuz ve aynı şekilde Katar'ın içerisindeki diğer sivil toplum kuruluşları topladıkları yardımları gerek Suriye'nin içerisindeki mağdur insanlara ve gerekse etrafında Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi mülteci alan ülkelere yardım olarak ulaştırdılar. وقد ساهم الإخوة في قطر المتبرعين جزاهم الله خيرا بتبرعات بقيمة 40 مليون ريال قطري إلى الآن طبعا. من ضمنها هذه الشاحنة التي ستنطلق اليوم إن شاء الله. Şu anda yola çıkacak kamyonların da içerisinde olduğu bugüne kadar kurumumuz aracılığıyla Katar halkı 40 milyon Katar riyalı bağışladı. وكان نصيب الإخوة اللاجئين في تركيا منها الإخوة السوريين في تركيا كان نصيبهم من هذه التبرعات قرابة 15 أو 15 مليون ريال قطري. Türkiye içerisindeki mülteciler için 40 milyonun içerisinden 15 milyonu tahsis etmiş olduk. طبعاً كانت هذه المساعدات التي وجهناها لإخواننا السوريين هنا في تركيا وفي غيرها من الدول المجاورة عبارة عن سلال غذائية ومواد صحية وأيضاً هذه القافلة الموجودة بين أيديكم من الطحين. Gönderdiğimiz yardımlarımızı insani yardım yani yiyecek olarak, sağlık malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzeme olarak ve şu anda da burada gördüğünüz gibi un olarak gönderiyoruz. سأتكلم عن تفاصيل هذه القافلة. طبعا هي القافلة بأكملها المفترض أنها ستكون 2500 طن من الطحين. Bu şu anda 800 tonu gidiyor ama bu 2500 tona tamamlanacak. وهذه هي الدفعة الأولى من القافلة وهي 1000 طن من الطحين بقيمة 2 مليون ريال قطري سيتم توزيعها في الداخل السوري في مناطق مختلفة. Ve buradaki 1000 ton civarındaki un Suriye'nin içerisindeki muhtelif bölgelerde dağıtılacak inşallah. سيتم إدخالها إن شاء الله إلى مدينة حلب وإلى مدينة اللاذقية وإلى مدينة دير الزور وإلى مناطق مختلفة أخرى. طبعا شريكنا الاستراتيجي في توزيع هذه القافلة
وفي غيرها من المساعدات التي نقدمها للإخوة السوريين اللاجئين في تركيا هم الـ IHH أو إHH. Bizler bu yardımları Suriye'nin içerisinde Halep, Lazikiye, Deir Zur gibi bölgelere ulaştıracağız ve bunun dışında diğer bölgelere de inşallah ulaşacak bu yardımlar. Bu konuda ortağımız bu kafilenin yola çıkması ve hedefine ulaşması konusunda olsun, diğer bütün yardım çalışmalarımızda olsun, ortağımız, stratejik ortağımız İHH İnsani Yardım Vakfı'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. وسيتم توزيعها أيضا في الداخل السوري عن طريق شركائنا سواء شركائنا نحن في مؤسسة راف أو شركاء مؤسسة IHH من ضمن هذه المؤسسات الاستراتيجية التي نتعامل معها هي هيئة الشام ومؤسسات أخرى مختلفة. Bizler dışarıdan RAF kuruluşu ve İHH İnsani Yardım Vakfı, içeride de bölgelerdeki lokal STK'larla işbirliği yapıp bu yardımların muhtaç insanlara en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacağız. طبعاً كما ذكرت في البداية نحن بدأنا حملتنا مع بداية الأزمة في سوريا وتم طبعاً توجهنا أيضا يعني مختلف المساعدات كانت أيضا في كما ذكرت في الأردن وفي لبنان في مخيمات كثيرة. طبي Suriye'de kriz başlar başlamaz biz yardımlarımıza başladık ve burada olduğu gibi daha öncesinde Lübnan ve Ürdün'deki mülteci çadırlarında da mülteci kamplarında da yardımlarımız ulaştı. Bu أيضاً تم التعاون وعمل مجموعة أو لجنة مشتركة من مجموعة من الجمعيات الخيرية في دولة قطر وكانت باسم حملة شامنا وتم أيضا التعاون مع جميع المؤسسات لإيصال التبرعات والمساعدات الخيرية إلى إخواننا في سوريا سواء في الداخل أو الخارج. Bizim yaptığımız gibi Katar'ın içerisindeki diğer sivil toplum kuruluşları da bizim Şam'ımız sloganıyla Katar içerisindeki topladıkları yardımları bugüne kadar bu zikredilen ülkelere ulaştırdılar. وكانت آخر الدفعات التي تم تقديمها الأسبوع الماضي في مخيم جيلان بنر في أورفا تم توزيع قرابة 5000 ثلاجة على الإخوة اللاجئين في المخيم و 5000 كرتون فيه مواد صحية للنساء والأطفال. Bu yardım çalışmalarının kapsamında geçen hafta Gaziantep'te 5000 buzdolabı ve 5000 tıbbi malzeme dağıtımı oldu çadırlarda. بالتأكيد إحنا في قطر الشعب القطري يدعو الجميع وبالتأكيد يدعو جميع الأطراف سواء في داخل قطر أو في خارجها إلى مد يد العون للإخوة السوريين في كل مكان سواء في الداخل أو في الخارج ونحن في قطر كشعب قطري يعني نحس بالألم والأزمة التي يتعرض لها إخواننا في داخل سوريا وفي خارجها. Bizler de başkanımızın yaptığı çağrının tekrarını yapıyoruz. Biz de ona katılıyoruz ve Katar halkı olarak içeride ve dışarıda ne kadar insan varsa onların hepsinin Suriye halkına el uzatmasını ve acil yardımlarını ulaştırmalarını istiyoruz. Ve الشعب القطري يؤكد ويعني ويساهم في هذا الأمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبكل ما يملك من مجهود سواء من بكل ما يملك سواء بالمال أو بالمجهود أو بأي شيء آخر لمساعدة إخواننا في سوريا بشتى الطرق وبشتى الوسائل. Şunu da söyleyeyim ki Katar'daki kardeşleriniz ellerinde ne türlü imkan varsa onları Suriyeli kardeşleri için seferber ettiler. Allah onlara ne vermişse onu Suriyeli kardeşleriyle şimdi paylaşıyorlar. وفي النهاية أشكر إخواننا في مؤسسة IHH ونشكركم جميعا على هذا الاستقبال الطيب. Son olarak hem İHH'daki kardeşlerime hem de katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. لنوصل الرسالة. رسالتنا لإخواننا في سوريا أننا معكم. Bizler aslında bugün burada Suriye'ye yardım göndermek için toplanırken şu çağrıyı yapıyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz yalnız değilsiniz, bizler sizinle beraberiz. معكم حتى النصر وحتى يرفع عنكم هذا الظلم وحتى تعودوا لوطنكم آمنا مستقرا في ظل الحرية التي تنشدونها.
Bizler sizin yanınızda duracağız. Üzerinizdeki bu zulüm bulutları kalkana kadar ve hür bir şekilde hür ülkenize döndüğünüz güne kadar yanınızda olacağız. Bütün Suriyeli kardeşlerimize mesajımız budur. Ve nahnu huna aydan linusil risale linusil risaleten lişşa'b türki annena len netrukakum testa'firu bil hayr dunena. Ve biz burada Türkiye halkına da seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki hayır yarışında sizler yalnız değilsiniz. Bizler sizlerle omuz omuza bu yarışta beraberiz. Bel senuşarikukum ve nekunu ma'akum ve nedhulu ma'akum fi ihtifaikum ve fi vukufikum fi saffi ihvanikum ve ciranikum vel muslimin kable kulli dalik. Bizler sizinle omuz omuza yardımlaşacağız. Hem Suriye'deki insanlara yardım etmek hem de onların onurlu duruşunu desteklemek için hem içeride hem dışarıda onlara yardımcı olmakta sizinle omuz omuza olacağız. Dünyada insan için Cenab-ı Hakk'ın sunduğu birçok nimetler var. Bunların içerisinde güvenlik nimeti de farkında olmadığımız en önemli nimetlerden birisidir. Güvenliğin yanında açlık da aynı şekilde Kureyş suresinde Cenab-ı Hak tarafından dile getirilir. Çoğumuzun namazlarda okuduğu Kureyş suresinin sonunda اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنَ الْجُعُ sizi açlıktan doyurdu وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ korkudan emin kıldı diye ifade edilir. Suriye'de birçok kardeşimiz hem güvenlik içerisinde değiller, hem açlık içerisindeler, hem de mevsim icabı soğuk ile karşı karşıyalar. Bu ortamlarda hastalıklar da elbette çok olur, sağlık problemleri var. Ama Müslümanlar bir kardeş. Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar, bu kardeşliğin gereği olarak sahip çıkıyorlar ve bugün de buradan bir kafileyi gidecek kafilelerden sadece bir tanesini inşallah uğurlayacağız. Bildiğiniz gibi bu hafta ve özellikle bu cuma Suriye'ye yardım cuması olarak ilan edilmişti. İstanbul'daki camilerimizden sergi açılmak suretiyle toplanan yardımın miktarı 2.345.000 Türk lirası oldu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı ve Türkiye'nin yapacağı yardımlar elbette bunlardan ibaret değil. SMS'ler başta olmak üzere değişik kanallardan ve daha külliyetli miktarlarda doğrudan yapılacak yardımlar var. Cenab-ı Hak bu yardımların ehline kolaylıkla ulaşmasını inşallah hasıl eylesin. Bunu ümit ediyoruz. Amin. Allahümme heyyi lil ümmeti men ye'huzu bi yediha ila sıratikel müstakim. Bizi hamd edenlerden eyle, şükredenlerden eyle, hayatı seninle birlikte yaşayanlardan eyle. Senden başkasına el açtırma, muhtaç etme ya Rabbi. Güvenliğimizi arttır ya Rabbi, nimetlerini arttır ya Rabbi. Can güvenliği olmayan insanlar var. Şu anda orada hastalar var, çocuklar var. Belki doğum yapan kadınlar var, yeni doğmuş bebeler var. Soğuk var, sıkıntı var, korku var. Sen imdad eyle ya Rabbi, sen yardım eyle ya Rabbi, sen onları ve bütün Müslümanları güvenli hallere tebdil eyle ya Rabbi. Onları da bizleri de kimselere muhtaç eyleme ya Rabbi. Suriye'de ve dünyanın başka bölgelerinde haksızlığa maruz kalan, zulme maruz kalan
müminlere, hatta bütün insanlara, bütün canlılara yardım eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.